Havalarda uçuyorsun, yani bambaşka bir şey, bambaşka bir hayat yaşıyorsun. Kendine güvenin geliyor, hayatla barışıyorsun, insanlarla barışıyorsun, doğayla barışıyorsun. Yani bu bambaşka bir şey. Ya Allah kahretsin, gene geberemedim hissinden. Ay ya, yani anlatamam. Yaşasın ya, ben yeniden doğdum. Galiba ben bir şeyler yaşayabiliyorum artık. Ben bundan sonra bir hayat yaşayacağım ya oluyorsun. Yani insan inanamıyor. İnanamamaktan basamak basamak kabullenmeye doğru geçiyorsun ve yani kendimi ben aynada gördüğüm zaman algılayamıyorum. Bazen fotoğrafları da gördüğümde ya diyorum Allah ben böyleymişim, böyle olmuşum. Bir süre sonra insan bunu kanıksar hale de geliyor. Siz o koşullardan silkiniyorsunuz aslında o kiloyu verince. Vücudunuzdan giden et değil, üstünüzdeki baskı, basınç. Hani şimdi deniyor ya mahalle baskısı, çevre baskısı bilmem ne. Aynen bu yani. Bundan arındığınız için hayatınız daha rahat hale geliyor. Baskıdan arınıyorsunuz ve özgürleşiyorsunuz ve rahatlıyorsunuz. Hayata yeniden doğmuş oluyorsunuz gerçekten. İşin uç taraflarından biri. Yani şu ana kadar 1,5 senede 137 kilo verdim. Yarıdan daha aşağı indim. İçimden iki insan çıktı diye tabir ediyorlar. Burada da şimdi hareket etmediğim zaman kendimi rahatsız hissediyorum. Çünkü senelerle hareket edememişim, hiçbir şey yapamamışım. Şu anda acıklı ama ben 43 yaşında İstanbul'u yeni keşfediyorum. Galata Kulesi'ne yeni çıktım. O Asmalı Mescit, Beyoğlu, Galatasaray o tarafları yeni gezdim. Metroya ilk defa 7-8 ay önce bindim. Bunların hiçbirisini yapamam. Hele otobüse, otobüse gerçi şimdi bile anca ben binebiliyorum. Çünkü basamakları yüksek ve o basamağa çıktığın zaman dize yük biniyor. Şu anki hayatım başka bir hayat. Ben bunu söylüyorum devamlı. İkinci hayat yaşıyorum ben diye. Yani hayatımın normalleştiğini benim kabul etmem de bir süreç oldu aslında. Bu enteresan bir psikoloji. Çünkü birisi size baktığı zaman yani gene birisi dalga geçiyor zannediyorsun. Veyahut da bir tuhaflık görüyor zannediyorsun. Yani kilo vermiş olduğunu, normalleşmiş olduğunu insanın algılaması da gerçekten bir süreç. Ve metabolizman değişiyor, hormonların değişiyor, bütün dünya değişiyor aslında. Yeniden doğmuş olaraktan geliyorsunuz. Bu kilo verme, kilo alma basit bir olay değil. Yani sadece vücudumdan et gitti, yağ gitti işte ben zayıfladım hikayesi değil. Ben oturamıyordum. Ayakta dik duramıyordum. Dik durma süren bir dakikaydı, yere şöyle yığılıveriyordum. Çünkü belim taşımıyordu benim o kiloyu. Şu anda ben istediğim yerde istediğim gibi durabiliyorsam, bunlar aslında hayatta hakikaten lüks. Hayatta yaşadığımız her şeyin ne derece lüks olduğunu, insan yokluğunu yaşadığı zaman anlıyor. Otobüse binmek bir lüks, inanın bir lüks ya. Metroya binmek bir lüks, o merdivenlere inip çıkabilmek bir lüks. Bunları insan yokluğunu yaşadığı zaman anlıyor. Bu ister kilo problemi olsun, ister bir sakatlığınız olsun, ister bir rahatsızlığınız olsun. Bunu yaşadığı zaman insan algılıyor. Ay diyorsun ne kadar güzelmiş bir vapura binebilmek ya. Bir metroyla gidebilmek ne kadar keyifmiş diyorsunuz gerçekten. Bunlar hayatın iki ucu. Ama ben şuna da canı gönülden inanıyorum maalesef. Bizim en büyük eksikliğimiz bu. Bu insanları da yani kilolu olan insanları da kucaklayıp kabullenip aramıza almak zorundayız.